Peki gel biraz da dolar tarafını konuşalım. Daha doğrusu Türk lirasını konuşalım. Şimdi iki başlık var. Biri içeriye, biri dışarıya dair. Ama önce dışarıdaki tarafa bir incelemekte fayda var. Çünkü geçen haftaya özellikle dikkate aldığımızda küresel piyasalarda büyük bir satış dalgası vardı. Ve o satış dalgası herkese etkiledi. Şimdi pek çok para biriminin dolar karşısında özellikle gelişmekte olan değil mi para birimlerine baktığımız zaman geri çekildiğini görüyoruz. Ama bizdeki sanki biraz daha fazla oldu. Özellikle sadece geçen hafta Cuma günkü harekete baktığın zaman yani ne güzel yavaş yavaş indirmiştik. İşte senle tahmin yapıyorduk burada 6,5'un altına iner mi? Ne zaman iner? Nasıl iner? Vesaire derken yeniden 7,5'a doğru tırmandı. Bugün haftanın ilk işlem günü, Mart'ın ilk günü ve yeni aya, yeni haftaya biraz toparlanmayla başladık. Ama hala valla 7,30'larda mı ne değil mi en son geldiğimiz noktada yine de düştüğümüz seviyelerin üzerindeyiz ve çok da ciddi bir volatilite ortaya çıkmış durumda. Şimdi önce bu küresel piyasalardaki gelişmeleri nasıl yorumlamak lazım? Bir bu, bu fırtına. Kasırga ne dersen de ne anlam ifade ediyor, nasıl şekillenebilir bundan sonrası için? Tabii gerekçeleri de neler? Bir de tabii içeride hem bunun hem de içerideki bazı ne diyelim açıklamaların ve aksiyonların etkisinin de olduğu düşünülüyor. Mesela işte bir Berat Albayrak konusu var. Ne kadar o konu hani buna dahil de değildir o konuda senin yorumunu merak ediyorum. İkincisi Merkez Bankası'nın aldığı bazı yeni aksiyonlar var işte ZK'larda mesela bir artış yaptı. Bu da işte dolaylı bir faiz artışı ama yine bu konuda piyasayı ikiye böldü. Kimisi mevcut programı destekler olarak gördü. Kimisi ise dolaylı yola tekrar mı sapılıyor algısında. İşte bugün gelen yeni bir haber vardı. Ticari kredi maliyetlerinin arttığına dair vesaire. O kısmını bir iki Merkez Bankası kısmını son bölüme saklarız daha detaylı ama önce bir bakalım bu dolar TL'de neler oldu? Neden oldu? Yani halinde şimdi şey tabii yani bu yani ABD tarafındaki hadise açıkçası hakikaten yani bütün dünyayı sarsan yani tabii ki gelişmekte olan ülke para birimleri başta olmak üzere ama netice itibariyle Amerika'dan başlayan bir husus. Yani şimdi çok ciddi bir haftayı türbülans anlamında ya da işte Amerika kasırgası dememin şey yani Amerika'da çok ciddi kasırga sezonunda da değiliz yani normalde Ağustos. Evet. Ağustos ayıdır yani genelde biliyorsun Meksika Körfezi, Florida falan kıyılarında başlayan ama yani bu gerçekten hani yani kusursuz fırtına da demek hani pek hani mümkün olabilir mi ama süresi henüz çok uzun gözükmüyor. Yani şimdi şöyle bir tane grafik yine getir şey tablo getireyim bugün Abdurrahman da yazmıştı şeyde Habertürk'te ondan alıntılıyorum güzel hazırlıyor tabloları. Ya şimdi mesela bak bu haftaki durum şöyle biraz da büyüteyim hatta. Bu haftaki durum finans piyasalarında tam anlamıyla şu şekilde. Ya bir kere dolar TL ya da euro TL ya da sepet kur. Yani bir hafta içerisinde %6'nın üzerinde yükseliş yaşadı. Gelişmekte olan diğer ülke para birimlerinin iki katı falan bu rakam. Yani Brezilya para realine, işte Güney Afrika zarına falan, Meksika pezosu yani hangisine bakarsan bak. Ya da Rus rublesi falan biz diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinin iki katından hatta bazılarına göre fazla satış yedik. Şimdi burada tabii şöyle bir şey var. Teknik olarak bir kere senin de söylediğin gibi 6 Kasım'dan sonra iktisadi ya da ekonomi tarafında daha normal geleneksel politikalara geri dönüş hareketinin söylem ve eylemlerinin sonucunu almaya başladık. Ama o başlama tabii ki Türkiye'ye aşağı yukarı 20 milyar dolar civarında portföy yatırımı ya da sıcak para şeklinde yatırımla neticelenmiş oldu Şubat sonu itibariyle. Kur da bu şekilde işte 8.58'den 7 liranın altına hatta 6.89'lara kadar gerilemişti biliyorsun. Fakat şimdi o 6.89'dan sonraki çıkışın ilk kıvılcımında senin de söylediğin gibi Berat Albayrak etkisi oldu. Hani bu çok net yazıldı, çizildi, söylendi piyasalarda. Geçen haftadan bir önceki haftanın aslında konusu. Yani 15 gün öncesinin konusu. Yani orada hani kabineye girer girmez bilmiyorum. Hiçbir şey bildiğim yok. Ama neticede hani böyle bir söylemin tabii ki devreye girmesi aslında ana muhalefet partisinde Merkez Bankası'nın kaybolan 128 milyar doların hesabının sorulması söylemini
öne çıkmasıyla da çok çakıştı halde. Hala da devam ediyor aslında. Orada çok ekonomi basınında ve şeyde toplantılarda, grup toplantılarında falan bu konunun hala sıcak tutulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yani şimdi burada tabii iktidarın hani bir takım kabine değişikliği, işte Berat Bey'in tekrar geri dönüşünün kararını alır mı? İşte alırsa Enerji Bakanlığı'na mı alır? Herhalde öyle o alır diye düşünüyorum. Diğer taraf çünkü zaten şu anda doğru bir hamleyle doldurulduğu açık gözüküyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı gibi bir sıfatla da gelebileceğine dair İşte haberler vardı, bilmiyorum. yani böyle bir karar çıkarsa açıkçası Hande bu ister istemez yabancı yatırımcı nezdinde ciddi soru işaretlerini de beraberinde getirecektir. Çünkü bu kararın alınmasının akabinde döviz kurları ve piyasalarda, borsalarda falan Türk varlıklarının fiyatlarının nasıl yükseldiğini hep beraber 3 aydır izliyoruz. Kasım'dan bu yana, 6 Kasım'dan bu yana. Dolayısıyla yani hatada ısrar etmemekte yarar var hayatta. Aynı hatayı da ikinci kere yapanı Einstein biliyorsun ne dediğini hepimiz çok iyi biliyoruz yıllar öncesinde. Dolayısıyla şimdi o konuyu bir kenara koyuyorum. Ama öbür konu yani şu tabloda gösterdiğim konu önemli. Yani şimdi burada bak asıl hadise şurada Amerikan 10 yıllıkları. Evet. Amerikan 10 yıllıklarında aslında hadise sadece %3,3'lük bir oynama şeklinde gerçekleşirken yani 19 Şubat 26 haftası yani bir hafta içerisinde oluyor burada. Ama bu daha uzun periyoda baktığımızda aslında hadise burada 5 yıllık falan yok tabloda ama 5 yıllık ve 2 yıllık Amerikan tahvillerinde yıl başından itibaren yaşanan artış ya da bir ay içerisinde yaşanan artış halinde çok daha şiddetli oldu. Yani Amerikan tahvillerin kısa ve orta tarafındaki getiri yükselişi hareketi diyeyim sana son mesela bir ay içerisinde %60 oldu halinde. Ben bu arada konuşurken kapatayım şeyi tabloyu. Bu Dolayısıyla arada şimdi şöyle Emre, bu süreçte zaten bu tahvil faizlerine kimi zaman senin de işaret ettiğini hatırlıyorum. Yakından takip edenler özellikle kur tarafına negatif bir etkisi olabileceğini öngörüyorlardı. Yani oradaki yükselişe dikkat diye konuşuluyordu hatırladığım kadarıyla. Dolayısıyla şimdi burada dediğin gibi bir ay içerisindeki bu dramatik yükselişin çok ciddi bir etkisi de olmuş belli ki TL tarafına. Yüzdesel olarak baktığında ne kadarı acaba Türk lirasındaki değer kaybının bu son dönemdeki bundan kaynaklıdır? ya burada açıkçası ben %50'den fazla olduğunu düşünüyorum ben de. Yani bu özellikle geçen hafta için. Çünkü yani şöyle düşün. Amerikan tahvillerinde hadise yani bu yıl içerisinde %10 yıllıklar için konuşayım hani. 10 yıllıklar için %1,5, 1,60 seviyeleri açıkçası beklediğim seviyelerdi. Yani yılın Ocak ayındaki konuşmalarımızda rakam telaffuz ettim mi hatırlamıyorum şimdi ama yani 1,5'la 1,60'ları. Niye? Çünkü zaten Powell %2 simetrik enflasyon hedeflemesine geçtik söylemini geçen sene yaptıktan sonra enflasyon tarafında da bir şeyin daha toleranslı davranış şeklinin Fed'den gelmesini bekliyordum. O yüzden ama resmi olarak da enflasyon açıklanan yani manşet %1,4'lerin pek fazla üstüne de çıkmadı son periyotta. Yani en son geçen hafta baktım seriye. Son aylardaki yani öyle yoğun bir yukarıya hafif şey var hareketlenme ama yani öyle %2'ye hemen gidecek bir enflasyon görüntüsü tüketici tarafında gözükmüyordu. Ama şöyle bir şey var Hande. Ne oldu diyecek olursan aslında bence bu mali paketin yani 1,9 trilyonluk Amerika'daki paketin Senato'dan işte geçiyor olması ve işte temsilcilerle birlikte yani bunun hayata geçiriliyor olması görüntüsü kesinleşmeye doğru gittiği için açıkçası ve 1,9 trilyon dolar zaten geçen sene Trump zamanında da 1,900 milyarlık yani 1 trilyon dolara yakınlık bir Covid mali teşviği verilmişti. Yani sadece Covid döneminde bakarsan neredeyse yani 3 trilyon dolara yaklaşacak olan bir mali gevşemeden bahsediyoruz. Yani bu Amerika için bile yani Amerika ekonomisi 21 trilyon dolar civarında yıllık çok ciddi bir rakam. Az bir şey değil miktar. O yüzden ne olacak halinde büyük ölçüde Amerika'nın yani benim en son bu son 3-5 gündür yani seninle bir araya gelmediğimizden bu ana bugüne kadar yaptığım okumalar ya da izlediğim şeylerde açıklamalarda
üst düzey yetkililerin hepsinin büyüme Amerika'da 2021 yılında beklenenden daha yukarıya gideceği gözüküyor. Yani bu pakette geçmesiyle birlikte zaten bütün tartışma ekonomi ve finans tarafında bu 1,9 trilyonluk paketi de verdikten sonra hane halkına, yani aşağı yukarı 1400 dolarlık çeklerden falan bahsediyoruz. Hani tabii gelirine bağlı olarak, yani yıllık geliri 70 bin, 75 bin dolar ya da 100 bin doları geçmeyen falan kesinler şeklinde, ama yani neticede ciddi nakit yardımdan başlayarak önemli bir mali gevşeme. Şimdi büyüme Amerika'da eğer böyle %6, %7'ler falan telaffuz ediliyor 2021 yılı için. %6, %7 bir büyüme Amerika için, Amerika gibi bir ekonomi için ciddi bir ısınmadır bende. Dolayısıyla bu ısınma enflasyon getirecek gibi gözüküyor. Tamam mı? Yani enflasyon gelmesi akabininde ister istemez enflasyon gelmeden bile, yani tamamen o patikaya girilmeden öncesinde aslında bu yaşadığımız geçen haftaki olay bir ön provaydı bence Amerikan tahvillerinde. Zira Amerika'da enflasyon böyle %2'ler, 2,5'lara falan TÜFE tarafında gidecek olursa, bu yıl içerisinden konuşuyorum, 2021 yılı içerisinde kısa vadeli Amerikan tahvillerinin, yani 2 yıl falan, 5 yıl, o yani o 30 yıl ve 10 yıl uzun tarafını kastetmiyorum. Amerikan verim eğrisinin daha kısa tarafı, yani enflasyon tehdidine kısa vadede daha açık olan kısım menkul kıymetlerde, o mesela 2 yıllık tahvillerin getirisinin 0,10'larda falan kalması mümkün olmayacak halde. Yani şu anda 0,11'ler falan geçti mesela bugün. 0,11. Yani bu yıl içerisinde şeyleri falan 0,10'un da altını görmüştü. Dolayısıyla bu 5 yıllıklar mesela şu anda 0,69'da. Tamam mı? Ama yıl içerisinde çok daha düşüktü dedim ya. Bir ay içerisinde %60'a yakın getirisi arttı. Dolayısıyla kısa vadeli Amerikan tahvil faizleri, bu durum gerçekleşecek olursa, bu görüntü, yani 2021 Amerikan büyümesi %6, %7'ye doğru yakın sayacağı anlaşılacak olursa, bu da muhtemelen bence Eylül-Ekim aylarında falan anlaşılmaya doğru gider. Yani yılın son çeyreğine girerken. O zaman ister istemez Amerikan tahvil faizleri, doları da tabii ki bu keza şey etkileyecektir, pozitif açıkçası, ve gelişmekte olan para birimleri de önemli ölçüde satış yerler. Çünkü bu ülkelerin tüm para birimlerinin, tüm borçlanmaların maliyetleri Amerikan tahvil faizlerine endeksli. Yani bazı Amerikan tahvili. Onun üstüne zaten ülkelerin risk primleri, yani kredi riskleri, kredi notlarına işte bağlı olarak vade riskleri vesaire giriyor. O yüzden yani bu ama şimdi ben mesela geçen hafta Cuma için söylüyorum, yani Cuma kapanışı itibariyle piyasalara baktığımda bir rahatlamanın, en azından bu kadar çalkantı sonrasında bu şeyde pazartesinden itibaren bir kısmi rahatlama olabileceğini düşündüğümü söylemiştim bir iki yerde. Şu anda mesela bugün öyle oluyor. Yani aşağı yukarı kısa vadeli tahvil faizleri %10 gerilemiş vaziyette bugün. Zaten o sakinlik aslında bizim döviz kuruna da yansımış oldu. Yani %2,5 falan civarında sepette bir gerileme var döviz sepetinde. İşte dolar TL 7,45'lerden Cuma günü 7,25'lere falan geriledi gün içerisinde. Euro da keza 8,70'lere geriledi. Ama tabii oynaklık çok şiddetli. Yani bir gün içerisinde %2,5, %3 dövizde iniş çıkış. Hakikaten yani Cuma günü ödemesi olup da 7,45'ten dolar satın alan ya da 9,08, 9,09'dan euro satın alan iş adamları ya da profesyonelleri hakikaten keyifsiz bir gün yaşatıyor bugün pazartesi. Yani bu da maalesef gelişmekte olan ülke kaderi herhalde. Şimdi gelişmekte olan ülke kaderi böyle olsa da bence 21. yüzyılda günümüzde artık kırılganlıklarımızı bilmek ve ona göre tavır almak gerektiğini düşünüyorum. Hataya yer olmadığı görüşündeyim. Çok kırılgan bir dönemdeyiz. Covid-19'un yarattığı aslında dinamiği sadece biz değil tüm dünya yaşıyor. Amerika yaşıyor ve Amerikan ekonomisinin ya da Amerika para piyasalarının işte Amerikan
zaten Merkez Bankası'nın aksiyonlarını falan takip etmemizin nedeni bu. Baksana diyorsun ki kur tarafında %50'den fazla oranda ve %60'lar neyse bir civarda oradaki hareketlilikten kaynaklı bir geri çekilme TL tarafında düşünüyoruz. Hal böyleyken bunun olabilme ihtimali bu kadar yüksekken bizim içeride hiç hata yapmamamız gereken bir dönemdeyiz. Burada da ben yöneticilerin son derece sorumlu olduklarını düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, Türkiye Cumhuriyeti sanayicisine, üreticisine değil mi? Hepimize karşı burada sorumlu olmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü aksi halde bu süreç cin türbülansla geçeceğini bu ihtimalleri hep konuşuyoruz. Biz de burada konuşuyoruz. Başkaları da konuşuyor. Yani her yerde bunu duymak ve idrak etmek mümkün. Dolayısıyla aslında dolarda yukarı yönlü riskin devam ediyor olduğunu öngörebiliriz. Bunu anladım senin söylediğinden. Özellikle yılın son çeyreğinde tablonun biraz daha sert bir şekilde karşımıza çıkma ihtimali var. Yine ABD'deki gelişmelerden ötürü. Mart ayında 16-17 Mart galiba Fed'in toplantı tarihleri. Hemen bu hafta içerisinde de Jerome Powell'ın yine bir konuşması var. Tabii hani daha bugüne dair, bugünden işte Eylül'deki hareket için aksiyon belki alınmaz ama bir yol haritası çiziyorlar onlar. O yüzden oraya bakmak da önemli gibi geliyor bana. Ne dersin? Son olarak da ona değinelim ve kapatalım bu bölümü de. Yani şimdi tabii yani dolar tarafına ufak bir düzeltme, yani düzeltme diyeyim de ilave yapayım. Şimdi bir kere hani kritik yer aslında aşağı yönde biraz kırıldı gibi gözüküyor bugün. Yani şu anda %2.7, yani %3'e yakın dolar kurundaki düşüş, yani 7.20'lere doğru yaklaşıyor. Dolayısıyla yani önemli bir şey bu. Yani 7.30-7.35'in altına inmiş olması ve bu böyle bir kapanış, günlük kapanış ve yarın da 7.30'un üstüne çıkmayacak olursa, 7.30-7.35'i kastediyorum, o seviyelerin üstüne çıkmayacak olursa aslında teknik olarak tamamen, yine kısa vadeli bir yorum bu. Yani 7 lirayla 7 lira 30 kuruş arasını trade etmesi, yani işlem görmesi söz konusu olabilir. Bu neye bağlı? İşte Amerikan 10 yıllık ve 5 yıllık, yani Amerikan tahvilleri diyelim, Amerikan kısa orta vadeli tahvillerdeki getiri hareketinin tekrar yukarıya doğru hareket sergilememesine bağlı. Doğal olarak. Yani şu anda biraz orada, hani dediğin gibi senin de işte Powell'ın konuşması vesaire, yani o tarafta ben açıkçası Fed'in tabii şiddetli, çok şiddetli oldu geçen hafta ama seviye olarak bu parasal gevşeme, 120 milyar dolarlık aylık alım falan yapıyor ya Fed. Evet, tahvil alım programı. Bilançosu 7,5 trilyon doları aştı biliyorsun Fed'in. Yani orada parasal gevşemeden geri adım atacağı veya işte buna işte operational twist falan diyorlar ya, verim eğrisi kontrolü hikayesi falan. Yani bir takım somut eylem kararını hemen bu ayki toplantıda alabileceğine yönelik bir şeyim yok. Onu söyleyeyim. Yani çok Fed'i rahatsız edecek seviye olarak rahatsız edecek noktada Amerikan tahvil faizlerinin olduğunu düşünmüyorum. Temel aslında buradaki sıkıntı yüksek miktarda tahvil tarafına park etmiş ve bu parasal gevşeme hamlelerinin uzun yıllardır süren trendi dolayısıyla hisse senedi tarafına da konformist bir şekilde getiriye alışmış yatırımcıların aynı anda pozisyon azaltması ya da risk azaltması sebebiyle kapıya sıkışması gibi bir durum. ifade etmeye çalıştım. Bu yani. Tamam mı? Dolayısıyla bu biraz şeydir. Yani mesela Warren Buffett'ın da şeyi vardı. Geçen hafta onu okudum. Yatırımcıya her yıl yaptığı bir rapor var. Mektup vardır. Mektup açıklar. Güzeldir. Tavsiye ederim Gedik Radyo ve YouTube izleyicileri de. Warren Buffett'ın İngilizce maalesef ama Warren Buffett'ın yatırımcıya yönelik her sene yaptığı bir kısadır. Çok uzun da değil. 10-15 sayfa. Ama ilginç. Çok uzun hakikaten. 10-15 sayfa. Hande artık 10-15 sayfa benim için çerez Hande'cim. Yani ben artık 100 sayfa. Herkes senin gibi doçent doktor değil efendim. 500 sayfalık kitap da yazmadık. Evet. Yani artık ben 80-90-100 sayfaları fazla buluyorum metinlerde. O yüzden 10-15 sayfa kısa. Neyse. Tamam. Ne diyor Buffett? Orada kişiyi de tavsiye ederim. Yatırım, hangi hisse senetlerini aldığını falan görebilirsin orada. Apple hisse senedine 2 sene önce yatırım yapmış. Çok güzel surf yapıyor üstünde.
Apple hisse senedinin. Başka hisse senetleri de var orada ama yani Apple'ın aşağı yukarı %5 küsürüne falan sahip şu anda Warren Buffett. Bir takım diğer hisse senetleri de var. Şimdi tek tek Coca-Cola falan var. Açık zaten kamuoyuna çıkabilirler. Ya şimdi şey yani o bile hani çok böyle hani rahatsız bir konumda bir şey açıklamamış aslında. Piyasaların darmadağın olduğuna yönelik bir şey yok. Görüntüsü yani işte senin tarafındaki pozisyonlarda da pek bir boşaltım büyük anlamda boşaltım gibi bir pozisyon şeyi yok. Zaten Warren Buffett uzun vadeli değer yatırımcısıdır biliyorsun. Ama şuraya getireceğim hadise yani senin söylemini destekleyici bir şekilde bence hani bir türbülans yaşandı. Bence buradan bir ders alacak yine herkes. Yani Amerikan tahvillerindeki bu hadiseden dolayı biraz da hani riskli taraftaki yatırımlarda ki alokasyon ya da onun şeyi ağırlığı işte Türkçesi ağırlıklarını arttırma noktasında biraz daha imtina edebilirler. Daha temkinli hareket yıla girerken olması bence iyi oldu. Yani yılın ilk çeyreğinde tamamlanmadan bence bir ikaz oldu yani. Her şerde bir hayır vardır diyorsun ama cuma günü dediğin gibi borcu olup oradan satın alanlar için yandı gülüm keten elva diyoruz. Ve önümüzdeki maça bakıyoruz anladığım kadarıyla.